Arkadaşlar merhabalar. Başarı zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle haritalarla coğrafya serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye'nin iklimi konusu. Haritalar üzerinden Türkiye'nin iklimini konuşacağız. Türkiye'nin iklimini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Mükemmel, harika bir ders olacaktır. Lütfen sizler de karşılık olarak beğenmeyi, takip etmeyi ve arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Hadi hep birlikte başlayalım. Türkiye'de iklim konusuyla başlıyoruz. İlk başta arkadaşlar şöyle bir Türkiye'nin sıcaklık haritasına bakalım. Sıcaklık haritasını şöyle bir yorumlayalım. Değerli arkadaşlar bakın burada Türkiye'nin sıcaklık haritası vermiş. Ama bana indirgenmiş sıcaklık haritası verseydi sakın unutma bunu indirgenmiş sıcaklık haritalarında yükseltiye bakılmaz diyeceğiz unutma bunu ama bu bana indirgenmiş değil o zaman yükseltiye bakabilirim Hocam Türkiye'de sıcaklıklar bir genel olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır. Bunun sebebi enlemdir. 1. iki. Hocam Türkiye'de sıcaklıklar batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır. Bunun sebebi yükselti ve karasallıktır diyeceğiz. Doğu daha yüksek ve daha karasal olduğu için sıcaklıklar daha düşüktür. Başka. Hocam bir de Türkiye'de sıcaklıklar kıyıdan iç kesimlere doğru ne yapar? Azalır. Bunun sebebi de karasallıktır. İç kesimler daha karasal olduğu için daha soğuktur diyeceğiz. O zaman yorumluyorum. Bir, hocam Ege'den ya da Akdeniz'den Karadeniz'e gidince sıcaklık azalır. Bunun sebebi enlemdir. 2. Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Bunun sebebi karasallıktır ya da yükselti. Bir de kıyı kesimlerden iç kesimlere gidildikçe sıcaklık azalır. Bunun sebebi ise karasallık diyeceğiz. Türkiye'de en sıcak bölgemiz ekvatora en yakın olan Akdeniz Güney Güneydoğu Anadolu'dur. Neden? Çünkü bir güneş ışınlarının geliş açısından dolayı buraya daha dik açıyla geldiği için sıcaktır. Peki hocam. Kış ayında en sıcak bölge neresi? Akdeniz'dir. Sakın unutma. Kış ayındaki en sıcak bölgemiz Akdeniz'dir. Niye? Denizellik var. O yüzden sıcaklık çok aşağıya inmiyor. Artı 10 derece. Peki hocam yaz ayında en yüksek sıcaklık bu sefer de Güney Doğu Anadolu'dur. Sakın unutmayın. Yaz aylarında en yüksek sıcaklık Güney Doğu Anadolu'da. Çünkü burada karasallık olduğu için yaz ayında sıcaklık çok yükseğe çıkıyor. Kış ayında ise düşüyor diyeceğiz. Peki hocam neden Akdeniz'de değil derseniz Akdeniz'de nem var, yağış var. Nem nedir? Sıcaklığı dengeler. Denizellik sıcaklığı dengeler. O yüzden sıcaklığın çok yükseğe çıkmasını da engeller. Çok aşağılara düşmesini de Engeller diyeceğiz. Bunları da unutmuyoruz. Türkiye'nin en soğuk yeri Kuzey Doğu Anadolu'dur arkadaşlar. Erzurum, Kars, Ardahan'dır. Gelsin şöyle kalemi bulamadım. He, şurası. Bakın Kuzey Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, Ardahan. Peki hocam burası niye soğuk? 1- Ortalama yükselti fazla. 2- Karasallığın şiddeti fazla. 3- Denizel etkiye kapalı. Yani karasallık diyebiliriz. Ve şuradan gelen arkadaşlar Sibirya basıncı var. Ve yine buradan gelen ne vardır? Kayıp sakal diye kodladık hatırlıyor musunuz? Kareyel yıldız. Poyraz rüzgarı da burada sıcaklıkların çok yüksek olmasını etkiler. Peki hocam Güney Doğu Anadolu niye bu kadar çok sıcak? 1- Güneydoğu Anadolu'ya buradan gelen Samyeli rüzgarı. Diğer adı kesişleme rüzgarı var. Bir de Basra te, basın, Basra basıncı vardır diyeceğiz. Burada çok ama çok önemli ifadeleri kullandık. E bunu gördük. Türkiye'nin sıcaklık haritası bu şekilde. Gelsin bir diğeri. Ocak ayı sıcaklık haritasına baktığımızda bakın görüyor musunuz? Ocak ayında en sıcak bölgemiz bakın Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi diyeceğiz. Ama Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar birazcık daha düşmüş. Peki en soğuk bölgemiz neresi? Doğu Anadolu diyeceğiz. Size şöyle bir soru sorar. E der ki, bakın Erzurum Trabzon'dan daha soğuk. Normalde ne olması gerekir? Erzurum ekvatora daha yakındır. Daha sıcak olması gerekir ama daha sıcak değil. Peki bunun sebebi nedir diye sorarsa size bunun sebebini asla matematik konumla açıklayamazsınız. Özel konum karasallık ve ortalama yükseltinin fazla olmasıdır diyeceğiz. Bakın zaten karasallığı net bir şekilde görüyorsunuz değil mi şurada? Şu şekilde karasallık ne kadar belli. Peki hocam ben buraya baktığım zaman şöyle bir sileyim şuraya müthiş bir soru geldi. Hocam Akdeniz'e bakıyorum. Akdeniz'de karasallık hemen burada. Ama Ege'ye bakıyorum. Ege'de denizel etki alanı çok geniş. Niye böyle? Neden Ege'de denizel etki alan çok geniş? Çünkü dağlardır dağlar. Dağlar kıyıya dik uzanır. Dik uzandığı için kıyıdan gelen nemli hava kütlesi iç kesimlere gelir. O yüzden denizel etki iç kesimlere kadar girmiştir. İşte onu ifade ederken böyle bir şey söylüyorduk arkadaşlar. Karşımıza soru olarak da gelebilir. Bakın Karadeniz'i görüyor musunuz? Denizel etki iç kesimlere girebilmiş mi? girememiş. Niye? Çünkü burada dağlar kıyıya yakın uzanır diyeceğiz. Unutmayalım. Temmuz ayına baktığımız zaman bakın Güneydoğu Anadolu'yu görüyor musunuz? Şiddetli bir gerçekten sıcaklık var. Karasallığın etkisi 1. Samyeli rüzgarı ikiye. basra basıncı 3 unutmayın. ÖSYM sordu arkadaşım. Dedi ki yaklaşık aynı enlemde olmasına rağmen Şanlıurfa ve Mersin'e bakıldığı zaman Şanlıurfa'nın yaz aylarında Mersin'den daha sıcak olmasının temel sebebi nedir dedi. Karasallıktır diyeceğiz. Sakın unutma bunu da. Ve yine gelsin indirgenmiş. Bak unutma indirgenmiş haritalarda asla ve asla yükselti yok. Nasıl yok hocam? Şöyle. Sana der ki şurayı verir. Bak kalemi tekrar kaybettim. Şurayı verir sana Erzurum Karsardağ'ın. İndirgenmiş bir harit, sıcaklık haritasında burasının e ee, sıcaklıkların düşük olmasının nedeni nedir? A yükseltidir. Asla yükselti olmaz. Çünkü indirgenmiş haritalarda yükseltiye bakılmaz. Karasallık dese doğru olurdu burada ama yükselti olmaz. Sakın unutmayın bunu. Tamam mıdır? Karşımıza soru olarak gelebilir diyeceğiz. Evet Türkiye'deki basınç haritası. Bakın İzlanda alçak basınç, Sibirya yüksek basınç, Basra alçak basınç ve Azor yüksek basınç. Şimdi arkadaşlar İzlanda ve Sibirya Türkiye'de kış aylarında etkilidir. Zaten kuzeyden geldiği için Türkiye'de kuzey yönlü rüzgarlar da aynı şekilde. Kuzey yönlü rüzgarlar ya da kuzey yönlü basınç merkezleri soğuktur. Çünkü biz kuzey yarımkürede yer alıyoruz. Kuzeyden gelenler, kutuptan geliyor, soğuktur. İzlanda özellikle kış aylarında havayı ılık yapar ve kar yağışı getirir arkadaşlar İzlanda. Sibirya ise daha çok dondurucu soğuk getirir. Sakın unutmayın bunu. Basra ise yaz aylarında şiddetli kuraklık getirir özellikle güneydoğu Anadolu'ya. Azor ise arkadaşlar yaz aylarında ılık bir hava getirir, güneşli, birazcık bulutlu hava getirir diyeceğiz. Unutmayalım. Türkiye'deki rüzgarlara baktığımız zaman kayıp sakal diye kodluyoruz. Kareyel yıldız, Poyraz. Bunlar kuzeyden estikleri için soğuk rüzgarlardır. Samyeli kıble, Lolos. Samyeli'nin diğer adı kesişleme rüzgarıdır. Güneydoğu Anadolu'da etkilidir. Lodos rüzgarı gözü yaşlı olarak nitelendirilir. Denizden estiği için sıcak havayla birlikte yağış oluşturur. Ve Türkiye'de soba zehirlenmelerine sebep olur Lodos rüzgarı. Baş ağrısına sebep olur Lodos rüzgarı. Önemli bir rüzgardır. Nemli bir rüzgardır diyeceğiz. Başka hocam özellikle Ege'den esen şöyle soğuk bir rüzgarımız var. Buna ticaret rüzgarı da denir. Etezyen rüzgarı unutma etezyen işte burada gün batısı rüzgarı burada da gün doğusu rüzgarı gibi rüzgarlarımız var arkadaşlar. Bakın Poyraz rüzgarını buradan esiyor diye sadece burada etkili düşünmeyin buradan gelir tüm Türkiye'de etkili olur. Karayel buradan gelir tüm Türkiye'de etkili olur sakın unutma arkadaşım. Gelsin iklimlerde. Arkadaşlar bunlara biz rüzgar frekans gülleri deriz. Ne demek hocam bu? Bir rüzgarın en sık estiği yönü gösterir. Buradaki çizgi ne kadar uzunsa rüzgar demek ki bu yöne esiyor. Ya da buraya bakıyorum bu yöne esiyor. O zaman ben buraya baktığım zaman burada rüzgar nasıl esmiş? Doğu-batı doğrultulu esmiş. Peki hocam neden rüzgar doğu-batı doğrultulu esiyor? Niye kuzeye güneye esmiyor? Çünkü arkadaşlar Rüzgar ovalı kalanlardan ya da vadilerden eser. E hocam o zaman burası neymiş? Demek ki burada dağlık alan. Yani burada rüzgarın hızını kesebilecek faktörler var. Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik bir şekilde uzandığından dolayı nedir? Doğu batı doğrultulu rüzgar eser. Kuzeyinde güneyinde dağlar var. O yüzden buralarda rüzgar esemez. O zaman hocam rüzgar frekans gülleri, güllerinin yönünü belirleyen en temel faktör neymiş? yeryüzü şekilleri unutma arkadaşım gelebilir. Peki bakalım bakın görüyor musunuz Akdeniz'de E hocam Akdeniz'de burada toroslar var. Evet e o zaman rüzgar buradan esmez. Nereye esek? Denize doğru. Yani güneye doğru rüzgarın esmesi beklenir bakın. Güneye doğru rüzgar esiyor. E hocam kuzeye doğru niye esmiyor Akdeniz'de? Çünkü ne var burada arkadaşım? Burada dağlar var, toros dağları var unutma. Bakın İç Anadolu. E hocam burada her yönden rüzgar esiyor. Ne demek bu? Arkadaşlar, rüzgarın hızını kesebilecek hiçbir şey yok. Yani dümdüzdür burası, dümdüz. Sakın unutmayın. Eğer rüzgar her yönden esiyorsa orası düz bir alandır. İç Anadolu, Konya ve çevresi, Güneydoğu Anadolu düz alan olduğu için rüzgar her yönden eser diyeceğiz. Peki hocam, rüzgar her yönden eserse ne olur? Rüzgarın hızını kesebilecek bir şey olmadığı için rüzgar kolay bir şekilde aşındırma yapar. İşte bu rüzgarın aşındırmasına da erozyon deriz. Yani İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın hızını kesebilecek bir etmen olmadığı için erozyon fazladır. E hocam ne yapalım? Ağaç dikelim. Ağaç rüzgarın hızını yavaşlatır ve toprağı sıkıca tutmasını sağlar. O yüzden erozyon azalır diyeceğiz. Bunu da unutmayalım. Ve bakın Çanakkale ve İstanbul boğazlarını görmektesiniz. Bunlar da aynı kuzeydoğu güneybatı doğrultuda ne yapar ee, giderler diyeceğiz. Hocam Karadeniz'i vermediniz derseniz Karadeniz arkadaşlar şunun tam tersi. Yani Akdeniz'in tam tersi. Karadeniz'de de Şöyle kabaca göstereyim sizlere. E Karadeniz'de de dağlar burada değil mi? Bu şekilde kuzeyinde olduğu dağları. O zaman nereye doğru esmesi gerekir Karadeniz'de de? Kuzeye doğru rüzgarın esmesi gerekir diyeceğiz arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde verdik. Şurası Ege değil yanlış olmuş. Burası Akdeniz olacak arkadaşlar. Şimdi yağış biçimleri ve yağışın dağılışına şöyle bir bakalım. Değerli arkadaşım üç türlü yağışımız var. Konveksiyonel yağış, cephesel yağış ve ne vardır arkadaşlar? Yamaç yağışları vardır diyeceğiz. Gelsin yağışlarımız. Özellikle ilk başta şöyle bir yamaç yağışları. Dağların kıyıya paralel uzandığı alanda görülür. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de yamaç yağışları fazladır. Hocam neden Ege bölgesinde yamaç yağışı az? dersen çünkü Ege bölgesine dağlar kıyıya dik uzanır. Dik uzandığı için yamaç yağış diğer adıyla orografik yağışlar azdır. Peki hocam Yamaç yağış en fazla nerededir? Tabii ki de Karadeniz'de. Denizden Doğu Karadeniz'dedir. Denizden gelen nemli hava kütlesi buradan yükselir ve yükselen hava kütlesi burada bol yağış oluşturur diyeceğiz. Peki hocam neden Doğu Karadeniz Batı Karadeniz'den daha fazla yağış alır? Çünkü Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya çok yakındır. Gelen hava kütlesi hemen yükselir ve hemen yağış oluşturur diyeceğiz. Hava kütlesinin yönü burada çok önemlidir. Ama Batı Karadeniz'de dağlar kıyının gerisindedir. Buradan gelir 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 yavaş yavaş nemini bırakır bırakır en sonunda yağış oluşturur. Dağların kıyıya yakın olması yağışı oluşturan temel etmenlerden biridir. Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya daha yakın olduğu için daha fazla yağış alır. E hocam şurada bir dağımız vardı. Yıldız Dağları. Diğer adı İstranca. Burada da yamaç yağışı Orografik yağışlar görülür. Sakın unutma. Akdeniz'de yok mu hocam? Var. Burada Bey Dağları civarında, şurada Menteşe Dağları civarında yamaç yağışları, orografik yağışlar var. Sakın unutma. Kırıklı dağ olmasına rağmen yamaç yağışları görülen tek dağ Menteşe Dağı. Unutma. Muğla'da yer alan Menteşe Dağı diyeceğiz. İkinci yağışımız Konveksiyonel yağışlar. Diğer adı yükselim yağışları. Isınan havanın yükselmesiyle oluşan yağışlardır diyeceğiz. Özellikle baktığımızda İç Anadolu bölgesinde ve karasallığın olduğu bakın Ergene Havzası'nda sakın burayı unutmayın. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da görülür. İç Anadolu'da konveksiyonel yağışlar ilkbahardadır. Niye? Kıştan çıktın. Çıktıktan sonra sıcaklık arttı. Sıcaklık arttıkça hava yükseldi. Yükselene hava yağış oluştu. E hocam İç Anadolu'da en fazla yağış ilkbaharda ama neden Doğu Anadolu'da en fazla yağış yazın dersen çünkü Doğu Anadolu'da ilkbahar diye bir mevsim yok. Mart, Nisan ayları bile arkadaşlar kar yağışı çok soğuk geçebiliyor. Sıcaklık artışı Mayıs, Haziran, Temmuz'da gerçekleşiyor. O yüzden Doğu Anadolu'da Mayıs, Haziran, Temmuz'da yağışların daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve bir diğer yağışımız iki hava kütlesinin çarpışmasıyla oluşan Türkiye'nin matematik konumundan dolayı meydana gelen cephesel yağışlardır. İki tane cephe düşünün. Bir sıcak bir soğuk. Sıcak hava yoğunluğu daha az olduğu için yükseliyor. Soğuk hava alta doğru iniyor ve ısınan hava yükselir yağış oluşturur. Biz bunlara cephesel frontal yağışlar deriz. Akdeniz ikliminin karakteristik özelliğidir. Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonucudur diyeceğiz. Sadece Akdeniz'de değil Ege bölgesinde de Marmara bölgesinin bir kısmında da cephesel yağışları rastlanır diyeceğiz. Sakın unutma arkadaşım. Önemli. Şimdi bunları da bu şekilde bitirdik. Şimdi bir de iklim tiplerimiz gelsin. Şimdi arkadaşlar biz buraya baktığımız zaman iklimlerde karasal iklim. Karasal iklim özellikle iç Anadolu bölgesinde çok fazla yaygın olarak görülür diyeceğiz. Ve biz buraya baktığımız zaman en fazla yaş ilkbahar ayında alır. Ve yine hatta şöyle bir şeyimiz var göstereyim sizlere. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. E çizimde kuralımız var. Belki görmeyen arkadaşlarımız vardır. Bakın şöyle geldiniz. Şuradan şu şekilde Türkiye haritası üzerinde bir ne çizdik? E çizdik. Bakın buraya baktığımız zaman E'nin başladığı yer İç Anadolu. Burası en fazla yağışı ilkbahar ayında. Bakın Doğu Anadolu en fazla yağışı yaz ayında. Karadeniz en fazla yağışı sonbahar ayında. Yazamıyorum kusura bakmayın lütfen. Ege ve Akdeniz en fazla yağışı ise, yağışı ise kış ayında alır. E çizim Türkiye haritasında ilkbahar, bahar yaz, sonbahar kış diyeceğiz. İç e, Anadolu en fazla yaş ne zaman alır? İlk bahar ayında. Karadeniz şey, Doğu Anadolu en fazla yaşı yaz ayında. E, Karadeniz en fazla yaşı sonbaharda. Ege ve Akdeniz en fazla yaşı kışın. İlk bahar, yaz, sonbahar kış diye kodlayın değerli arkadaşım. Karasal iklim en fazla yaş ne zaman alır? İlk bahar ayında alır diyeceğiz. Ve Karasal iklimde sıcaklıklar 0 derece civarındadır. 0 derecenin altına düşmez. Sıcaklık farkı fazladır çünkü karasallık var. Burada sakın unutma. Sert karasal iklim en fazla yağış yazın alır. Ama bakın arkadaşlar, yazın dedik. Yani mayıs ayında da çok fazla yağış alır. Yani hocam mayıs yaz değil demeyin. Yani artık öyle ilkbahar, yaz gibi yok. Aylar artık çıktı arkadaşlar. Yani sadece bizim bildiğimiz Mart, Nisan, Mayıs, işte ilkbahar, işte Haziran, Temmuz, Ağustos, yaz böyle bir şey hiç kalmadı artık. Yani Mayıs ayına baktığınız zaman Doğu Anadolu için yazın başlangıcıdır diyeceğiz. Yaz başlar orada. Daha sonra devam eder ve Ağustos'tan sonra da zaten neredeyse kış başlar. 3-4 ay çok kısa dönem bir yaz ayları vardır ve Doğu Anadolu'da sıcaklık bakın şöyle de yazayım. Kalemi tekrardan kaybettik. Ha buradaymış. İç Anadolu'da kış sıcaklığı en fazla 0 derecedir. 0 derecenin altına düşmez. Doğu Anadolu'da kış sıcaklığı eksi 10 derecedir diyeceğiz. Sakın unutmayın. Türkiye'de eksi 10'a düşen tek bir yer var. O da Doğu Anadolu bölgesi. Unutma. Karadeniz'de kış sıcaklığı daha çok 4-5 derecedir artı 5 dereceye kadar ne yapar? düşer diyeceğiz. Karadeniz her mevsim yağışlıdır. Yağış rejimi düzenli olan tek iklimimiz Karadeniz'dir. Sakın unutma bunu da ve en fazla yağışı da ilkbahar, yaz, sonbahar ayında Karadeniz alır. Karadeniz sadece kara, Karadeniz iklimi sadece Karadeniz'de değil. Bakın Marmara'nın Karadeniz kıyısında da görülür sakın unutma bunu da. Her mevsim yağışı görürsen, sonbahar yağışını görürsen neredeyiz? Karadeniz iklimindeyiz burada. Akdeniz iklimi tipik bir anlatımı var. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Arkadaşlar unutmayın burada. Pardon. Yaz aylarında, pardon, tekrar buraya geldik. Yaz aylarında şiddetli kuraklık olması gerekir Akdeniz ikliminde. Zaten Türkiye'nin geneline baktığınız zaman Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı için Türkiye'nin geneli yaz aylarında kurak geçer. Bunun sebebi Türkiye'nin orta kuşakta yer alması, Akdeniz iklim kuşağında yer alması diyeceğiz. Bakın Akdeniz iklim grafiğinde şunu görüyoruz. Yaz aylarının şiddetli kurak kış aylarının bol yağışlı olduğunu görmekteyiz Akdeniz'de. Ve Akdeniz'de kış sıcaklığı artı 10 derecedir. Bakın İç Anadolu'da kış sıcaklığı 0, Doğu Anadolu'da eksi 10, Karadeniz'de artı 5'tir diyeceğiz. Ve kış sıcaklığı en fazla olan bölgemiz de Akdeniz'dir. Güney Doğu Anadolu karasal iklimde hem Akdeniz'in emarelerine rastlarız yani kış yağışı vardır. Hem de İç Anadolu'nun emarelerine rastlarız ilkbahar yağışı da görülür. Marmara geçiş iklimi. Marmara'da her şey var arkadaşlar. Karadeniz'e bakan kesimde bakın Karadeniz'e bakan kesimde Karadeniz iklimi. Şurada Ergene havzasında karasal iklim. Akdeniz'e bakan kısmında ne var arkadaşlar? Akdeniz iklimi. Hemen şurada Bilecik çevresi işte Bursa çevresi e buralarda da ne var arkadaşlar? Buralarda da karasal iklim var. Yani Marmara'da Geçiş iklimi olduğu için her türlü iklimleri görebiliyoruz arkadaşlar. İklim grafiği de bu şekilde sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Bundan sonraki konumuz bitki örtüsü ve toprak örtüsü var harika arkadaşlar sizleri bekliyor arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek dileğiyle lütfen çıkmadan önce bir yorum atarsanız beğenirseniz çok mutlu olurum bir sonraki derste görüşürüz.